Herkese yeniden merhaba, yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yine bir yapay zeka aracını tanıtıyor olacağım. Bu yapay zeka aracı sayesinde fikir, konsept ya da yeni bir stil arayan arkadaşlar kendilerini besleyebiliyor olacaklar. Arayüzünü beğendiğim bir yapay zeka kullanmanızı tavsiye ederim. Ee, ama onun öncesinde sizlerden küçük bir ricam var. Biliyorsunuz ki YouTube algoritması bizleri sizlerin destekleriyle büyütüyor. Bu noktada videoyu beğenmeniz, kanala abone olmanız ve eğer ki içeriği faydalı bulduysanız da arkadaşlarınızla paylaşmanız bizler için önemli olacak. Bu noktada da desteklerinizi bekliyorum. Bugün kullanacağımız yapay zeka aracı aslında Spacely AI. Görmüş olduğunuz arayüz sayesinde birçok noktada bizlere Yeni stiller, farklı stiller görmemize imkan sağlayan araçlar üretmişler. Hızlıca sağ üst taraftan giriş yapıyorum. Bu noktada sizlere küçük bir uyarıda bulunayım. Ben daha öncesinde internet sitesine Spesliaya giriş yaptığım için bir iş planı seçmemi istedi ve ücretsiz olanı ben seçerek ilerliyorum şu an. Eğer sizlerde internet sitesini ilk defa deneyecekseniz yapmanız gereken işlem ücretsiz versiyonu ya da aylık ödemesi olan versiyonu seçmek olacak. Bu noktada da sizlere uyarmış olayım. Arayüzümüze giriş yaptığımızda görmüş olduğunuz gibi kendini çok net bir şekilde açıklayan, adım adım nasıl kullanacağımızı öğreten arayüzler bulunuyor. Fakat ben sizlere göstermek istediğim nokta olarak gördüğüm Space Generator ile çalışmama başlıyorum. Bu noktada dikkat etmemiz gereken aslında temel bir nokta sol tarafta bulunuyor. Bizlere adım adım nasıl ilerleyebileceğimizi gösteren bir arayüze sahip durumda. Görmüş olduğunuz gibi ilk seçenek aslında iç mekan mı, dış mekan mı çalışmak istediğimizi soruyor. Benim ilk örneğim dış mekan olacağı için görmüş olduğunuz butonu aktif etmiş durumdayım. Buradan da home seçiyorum. Next diyorum ve benden bir görsel yüklememi istiyor. Yapacağımız ilk işlemde bir eskiz çalışmasından görmüş olduğunuz gibi gerçekten de standart bir düzeyde eskiz çalışmasıyla ilerliyor olacağız. Seçeneğimiz redesign ve daha sonrasında tekrar next diyerek işlemlerimize devam edebiliriz. Bir tane referans yüklememizi istiyor. Tekrar aynısını yükleyerek ilerleyeceğim ve burada bir stil seçmemi istiyor artık. Buradaki stillerin hepsini bilmek gerçekten de çok büyük bir bilgi birikimi gerektiriyor. Bu nedenle de aslında birçoğunuza bu programı e, kullanmanızı tavsiye ederim. E, çünkü tanımadığınız, bilmediğiniz stilleri de konseptleri de buradan e, deneyimleme şansına sahip oluyorsunuz. Ben İskandinav tarzını seçmiş durumdayım. Generate diyorum hızlıca. Generate demeden solda bulunan Color seçeneği ile birlikte de görmüş olduğunuz gibi bir renk paletini seçebiliyorsunuz. Herhangi birisini seçebilirsiniz seçerek deneyelim bizlerde generate diyoruz tekrar bu noktada bizleri biraz bekletiyor çok hızlı bir sonuç elde etmiyor denediğim yapay zekalarda şunu görmüş durumdayım çok hızlı bir şekilde üretim çok hızlı bir şekilde sizlere yeni alternatifler sunuyorsa Aslında çok da başarılı olmuyor bu noktada Space AI belki de doğru olanı yapıyor bizler için yaklaşık bir 40-45 saniye kadar sürüyor bu işlem Görmüş olduğunuz gibi çalışmayı tamamlamış durumda. Pırtık hayır. Görmüş olduğunuz gibi işlemi tamamlamış durumda. Eğer ki ortada bulunan imleçle sol ya da sağ yaptığınızda da referans aldığı eskize ne kadar sadık kaldığını görebiliyorsunuz. Alt tarafta biraz daha alternatifleri bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi. herhangi bir eskiz çalışmasından görmüş olduğumuz sonucu oluşturmuş durumda. Eğer ki herhangi birisini indirmek istersek, download diyoruz ve burada e, Watermark'la birlikte, yani görmüş olduğunuz Space AI butonları ile AI butonlarıyla birlikte e, indirmenize müsaade ediyor. Fakat orijinal görseli kullanmak istiyorsanız da ücret ödemeniz gerekiyor. O nedenle de özellikle öğrenci arkadaşlara ilk tavsiyem şu şey olacak, e, burayı biraz daha ilham kaynağı olarak kullanabilirsiniz. Tekrar home diyorum. Tekrar bir deneme süreci yapacağız. Tekrar aynı butona tıklıyorum. Az önce yaptığımız işlemlerin biraz daha benzerini yapacağız. Bu defa bir living room seçiyorum. Bir görsel yüklemem gerekiyor. Görmüş olduğunuz görseli ekliyorum. Tekrardan bir redesign diyorum. Next diyorum ve Burada bulunan hazır setlerden birisini tekrar seçmem gerekiyor. Trendlerden bir tanesini seçelim. Ki şunu söyleyeyim sizlere gerçekten de çok çok fazla stil bizlere sunuyor. Bunların hepsini az önce de söylediğim gibi öğrenmek de aslında büyük bir başarı olacak ama biz sonuçları görebilmek için yine hızlı bir şekilde generate diyelim. Görmüş olduğunuz gibi yapay zeka yine referans aldığı görselle birlikte bizlere Yeniden bir tasarım oluşturmuş durumda. Alternatiflerine bakalım. Görmüş olduğunuz gibi birden fazla seçenekle birlikte bir tasarım oluşturmuş durumda. Dilersek ekranda bulunan çalışmanın yani yeniden üretilmiş olan çalışmanın renk paletlerini de buradan görebilirsiniz. İsterseniz de. Umarım çalışma mantığı anlaşılmıştır. Ben birkaç örnek daha göstererek sizlere çalışma mantığının biraz daha oturmasını istiyorum. Bu noktada tekrar hatırlatmamda fayda var. Eğer ki videoyu beğenirseniz içeriklerimizi desteklemiş olursunuz. Hızlı bir şekilde az önce yaptığımız işlemleri farklı örneklerle sizlere gösteriyor olacağım. Yine bir oturma odasını seçiyorum ve görselimi yüklüyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu defa bir eskiz çalışmasından değil gerçek bir fotoğraftan faydalanıyor olacağız. Tekrar redesign diyorum. Next diyorum ve sol taraftan yine bir stil seçmem gerekiyor. Bu noktada loft tarzdan bir seçenekle birlikte yine generate diyorum. Aa, ayrıca e, render'ını alırken, görseli yeniden e, üretirken sizlere belirtmek istediğim bir nokta var. Bu yapay zeka araçları aslında e, gümbür gümbür geliyor diyebiliriz e, birçok noktada. değer önerisi var birçok noktada problem çözüyorlar e, ama altını çizmek istediğim bir nokta var. Bazı arkadaşlar, e, özellikle öğrenci arkadaşlar e, bu tarz araçları birebir kopyalayarak üretim yapıyor. Bunu e, kesinlikle tavsiye etmem. E, bence yapılması gereken doğru çalışma şekli e, bu sitelerden faydalanmak, ilham almak, e, farklı seçenekleri görebilmek, farklı çalışmaları deneyimleyebilmek, e, herhangi bir yapay zeka aracına e, ödev yaptırtmanın katkı sunmadığını bilmekte büyük bir fayda var diye düşünüyorum. Bu defa niyeyse görmüş olduğunuz gibi e, çalışma biraz daha geç ekrana geldi hızlı bir şekilde bizim için yapmış olduğu değişikliği görelim. Görmüş olduğunuz gibi referans aldığımız görsele bağlı olarak yeniden bir tasarım bizlere oluşturmuş durumda. Niyeyse çok beklediğim farklılık gelmedi. Ama yine de daha fazla deneyerek, daha fazla üretim yaparak farklı sonuçlar alabileceğiniz bir yapay zeka. Hızlı bir şekilde home diyorum. Son bir örnek daha gösterebilmek için tekrar aynı menüyü açıyorum. Ve yine oturma odasını seçiyorum. Next diyorum. Bir görsel yüklemem gerekiyor. Hızlı bir şekilde görselimi yüklüyorum. Redesign diyorum. Stil olarak da bu defa çok daha farklı bir örnek yapalım ki bizler için daha fazla değişiklik yapsın. Moonless Night diye bir seçenekle birlikte son bir örneği sizlerle paylaşmış olayım. Ayrıca da bu tarz çalışmalar hakkında düşünceleriniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Mutlu olurum. Çalışmamış ekrana gelmiş durumda. Görmüş olduğunuz gibi... çok çok büyük farklılıklar yapmadan e, ama yine de normal araçlarla herhangi bir render programıyla, herhangi bir görselleştirme programıyla çok fazla vaktimizi e, alacak işlemleri birkaç saniye içerisinde, 30-40 saniye içerisinde bizlere sunmuş durumda. Görmüş olduğunuz gibi. Diğer özelliklerini e, özellikle denemedim arkadaşlar. E, sizler e, denersiniz. E, eğer ki bir talebiniz olursa onları da deneyebiliriz. Bu noktadaki düşüncelerinizi de e, yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. O zaman şöyle yapalım. Bu videoluk da bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizlere yeni bir yapay zeka aracını da e, tanıtabilmiş durumdayımdır. E, videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Eğer ki o videoyu da kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.